Parmak izleri alınsın. Hı hı. Çalınan bir şey var mı? Hayret doğrusu, hiçbir şey çalınmamış. Siz kimsiniz? Yetkili polis olduğunuz için size cevap vereyim. Ben fabrikanın müdürüyüm, adım Robert. Güzel bir isim. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Yahu siz koskoca memleketinizi bırakıp neden burada fabrika açıyorsunuz? Çok şakacısınız, az gelişmiş ülkeleri kalkındırmak için. Doğru, az gelişmişiz. Bir sigara versene. Hayret, bir Amerikalı Türk sigarası içiyor. Sizin tütünleriniz çok güzel. Amerikalıların da kazıkları, bu bende hatıra olarak kalsın. Anlatın bakalım. Tahmin ettiğim gibi basit bir soygundu, değil mi? Tam tersi müdür bey. Gördüğüm gibi bir cinayet. Şirket hakkında geniş bir soruşturma, araştırma gerekli. Ahmet bu işi yüklendi. Hey, hey, bana bakın siz, fazla yüklenmeyin! O şirket öyle sıradan bir şirket değil! İdare heyetinde Amerikalı ve de iktidar partisine yakın biri var! Samamcayı kızdırmayın! Kızarsa sigara göndermez, biz de Amerikan sigarası belasından kurtuluruz. Ah, bir de ben senden kurtulsam, rahat batıyor sana! Sen de bu deliye uyuyorsun, değil mi Ahmet? Sorumluluk Cemil'de, ben emir kuluyum. Tahkikat yap dedi, yapacağım. Sonunda hava alacaksınız tabii. Ön sezilerim yanıltmaz beni. Şirket içinde bir karışıklık var. Şu anda kazanın kaynadığına eminim. Soygunun bize karşı yapıldığı kesinlikle belli. Ancak belgeleri ne maksatla kullanacakları henüz açıklığa kavuşmadı. Şantaj için olabilir. Bu önemli meseleyi kendi yöntemlerimizle çözümlemeliyiz. Kimsenin soygun sırasında çalınan gizli belgelerden haberi yok. Soygun sırasında şirkette bulunan Recep susturuldu. Çalınan belgelerde Amerikan firmalarından rüşvet alanların isimleri mevcut. Çocuğu alıp bir yere gitsek Cemil, Antalya'ya filan. Deniz banyoları, sıcak kumlara da faydalı olur. Bugünlerde imkansız Ayşe. Zaten ne zaman peki dedin ki? Bak baba, bak, şuraya bak! Ayaklarımı, bak! Gördün mü, nasıl kımıldatıyorum artık? Ooo, bu da bir şey mi? Yürüyeceksin, koşacaksın, top bile oynayacaksın. O zaman top ayakkabısıyla top da ister. Alırım koçum. Alo? Evet? Kim arıyor? Seni arıyorlar. Kim? Kim olduğunu söylemedi. Alo, ben Komiser Cemil. Kim? Tamam, hemen geliyorum. Kimdi? Bir ihbarcı. Yemeğe kalmıyor musun? Yok, gitmem gerek. Sofrayı boşuna mı hazırladım? Ne zaman hep birlikte oturup yemek yiyeceğiz? Ben de bilmiyorum. Eline sağlık, güzel olmuş. Sen burada bekle. Ben gelmeyecek miyim? Hayır, yalnız beni istediler. Sen zımbalanmaktan hoşlanıyorsun galiba, kurşun tiryakisi oldun. Boş ver, bir saate kadar dönmezsen merkeze haber veririz. Ne? Bildiklerinizi anlatın. Fabrika soygununu biz yaptık. Teslim olmak istiyorsanız size bir vaatte bulunamam. Önce soygunun nedenini dinle. Amacımız bizleri birbirimize düşüren, gençleri aldatıp eline silah veren çıkarcıların iç yüzünü ortaya koymaktı. Polis Aydın'ı vuran kişiyi tespit etmiştik. Yuvalarında bir araştırma yapacaktık. Ve Recep'i öldürdünüz. Hayır. Biz kaçarken sağ bıraktık. Ama bunları bulduk.
İğrenç anarşik eylemlerin planları ve bir takım anlaşmalarla imzalar vardı. Rüşvet çekleri vardı. Fakat arkadaşımız kaçarken vuruldu. Evraklar da yandı. Neden yaptınız bütün bunları? Aldatılmıştık. Kötüye kullanılmıştık. Aynı şeyin başkalarına da yapılmasını, bir sürü insanın ölümüyle sömürü düzeninin devam etmesini istemiyorduk. Polisin yapmak istemediğini biz yapalım dediniz. Evet. Ülkede olup bitenleri sizden iyi biliyoruz. Suçlular yakalanmıyor, kurbanlar durmadan artıyor, gençler birbirine düşürülüyor. Ama herkes seyirci, herkes bana neci. Bir suça suç işleyerek engel olunmaz. Polis bu ülkede gerekeni her zaman yapmıştır. Sana inandığımız için çağırdık. Bize yardım etmeni istiyoruz. Bana suçlularla birlikte çalışmamı teklif ediyorsunuz. Oysa ben sizi tutuklamayı düşünüyordum. Yapamazsın. Konuştuklarımızı inkar ederiz. Hiçbir şeyi ispat edemezsin. Bize yardım edersen baştakilere ulaşabilirsin. Elimizde bulunan deliller bize yem olur büyük balıklar için. Büyük balıklar sizin gibi küçükleri daima ayarlar. Evet. Senin gibilerin sayesinde. İnsanlar var. Ve tüm baskılara rağmen namuslu adalet adamları. İlerici gençler, bozulmamış köylü, onurlu işçi, kötü günler yaşayan polis var. Ve dövüş onlar kazanacaklar ama sizin yöntemlerinize değil. Ya nasıl? İki yıldır okuyamıyoruz. İki yıldır neden herkes birbirini öldürüyor? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Evrak bizde kalacak komiser. Onu biz ele geçirdik. Eğer bize yardım etmezsen bile yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Az kalsın telsize sarılıyordum, bir şey çıktı mı? Hayır. Desene biri işletti bizi. Evet, öyle. Neden uyumuyorsun? Bir şeye mi canın sıkıldı? Yok, düşünüyorum. Benim yanımdayken bile aklın işinde. Biz niye böyle olduk Cemil? Niye kopuyoruz gün geçtikçe? Sana öyle geliyor. Olabilir. Belki işini kıskanıyorum. Çünkü hala seviyorum seni Cemil. Aydın'la Recep'i vuran kurşun aynı tabancadan atılmış. Bu iyi haber. Gel bakalım Ahmet.